Ekranları başındaki herkese günaydın. Hayatınızı sağlıklı kılan, verdiği bilgilerle yaşamınızın bütün parçalarını aydınlatan HTV'nin anne kuşağından merhaba. Biliyorsunuz biz bu çocuk programını 3'e ayırıyoruz. 9 ay 10 gün bebeğin büyüyor ve düşe kalka bölümlerinde hamilelikten 6 yaşa kadar kafanızdaki bütün soruları cevaplamaya amaçlıyoruz. Şimdi hazırsanız 9 ay 10 günle başlıyoruz. Doğum sonrası idrarınızı tutmakta zorlanıyor musunuz? Gülmek ya da öksürmek kabusunuz haline mi geldi? Bebeğinizin doğumundan miras kalan rahim sarkması ve idrar kaçırmayla nasıl mücadele edeceğinizi bilmiyor musunuz? Ruhsal ve bedensel olarak sizi zorlayan bu sorunla ilgili merak ettiğiniz her şey 9 ay 10 günde. 9 ay 10 günle başlıyoruz. 9 ay 10 günün bugünkü konusu rahim sarkması ve idrar kaçırma. Medikan Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatörü, operatör doktor Ömer Faruk Vanlıoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahim sarkması nedir öncelikle? Rahim sarkması, rahimin normalde pelvis dediğimiz bir kemik yapı içerisinde bulunur. Ki biz pelvisi şöyle sınıflandırabiliriz. Bundan aşağıya inmesi, yani dışarıya doğru taşmasına biz buna rahim sarkması diyoruz. Normalde rahim, yani uterus tıbbi tarifiyle dış kısımdan bakıldığında görülmez. Ama sarkma durumunda aşağıya doğru indiğinden dolayı hastanın ele gelen bir kitle gibi tariflerle bize yaklaştığını görüyoruz. Peki hangi hastalarda, hangi kadınlarda daha çok görülür rahim sarkması? Daha çok orta yaş ve ileri dönemde, örneğin yaşlı hastalarda rahim sarkmasını daha sıklıkla gözleyebiliyoruz. Özellikle zor doğum yapan, şimdi çok kullanılmıyor ama vakumla doğum yapan hastalarda çok rahatlıkla rahim sarkması ilerleyen dönemlerde gözlenebiliyor. Bunun temel mantığı da işte zor doğuma bağlı olarak, zor doğumdan kastım iri bebekler, özellikle 4 kilo ve üzerindeki bebekler. Çatının dar olduğu, yani çatıdan kastım şurası pelvis kemiklerinin dar olduğu ve dolayısıyla bebeğin başının buradan geçişinin zor olduğu ve itmeye bağlı, doğuma bağlı sancılarla da oradaki kasların, ligamentlerin veya destek dokularının zedelendiği durumlarda ilerleyen dönemlerde özellikle 35'li yaşlardan sonra rahim sarkmasını görebiliyoruz. Doğumu yapıyoruz, Gözlenmeyebiliyor. İlerleyen dönemlerdeki özellikle destek dokuyu bayanlardaki erken dönemlerdeki dönemlerde östrojen dediğimiz hormon salgısı bu destek dokunun yenilenmesini ve güçlenmesini sağlayabiliyor. Ama ilerleyen dönemlerde, ilerleyen yaşlarda östrojen seviyesi de azaldığından dolayı destek dokuda da azalma söz konusu oluyor. Dolayısıyla rahim sarkması da bu dönem içerisinde güncel olabiliyor. Temel mantık, sarkmasına neden olabilecek olan faktörlerden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Doğum yapmayacak mıyız? Hayır. Örneğin hangi hastaların sezeryana, hangi hastaların normal doğuma geçiştirmesini, sınıflandırılmasının yapılması gerekiyor ki bunu zaten tüm kadın doğum uzmanları çok rahatlıkla yapıyorlar. Yani bebeğin kilosu 4 kiloya yakınsa mesela onu normal doğuma değil sezeryana. Veya sezeryana gidebilecek olan bir hasta, sezeryana normal doğuma gidebilecek olan hastayı normal doğuma gitmesi gerekiyor. Burada tabii şöyle bir algılamanın olmaması gerekiyor. Bütün hastaların işte sezeryan olması gerekiyor diye bir şey söz konusu değil. Sezeryan doğum yapanlarda dahi ilerleyen dönemlerde yaşla birlikte prolapsus dediğimiz rahimin aşağıya doğru sarkmasını maalesef izleyebiliyoruz. Ama onun nedeni doğum olmuyor o zaman, değil mi? Nedeni doğum olmuyor, evet. Genetik faktörler de altta etiyolojik faktörlerden sorumlu tutulabiliyor. Veya işte biraz önce bahsettiğim östrojen dediğimiz hormon seviyesinin düşmesine bağlı olarak oradaki destek dokularının yenilenmesinin azalması, hücre yenilenmesinin azalmasına bağlı olarak da ilerleyen dönemlerde o destek dokusunu orayı bir hamak gibi düşünelim. Yani şuradaki pelvis dediğimiz kemik yapısı burasıdır. Bebeğin bulunduğu yer burası. Ve doğuma bağlı olarak da buradaki dokular zedelenebiliyor. Doğuma bağlı olmayan faktörlerde de ilerleyen dönemlerde östrojen hormonunun azalmasına bağlı buradaki dokuların destek dokusu azalabiliyor. Çünkü pelvis dediğimiz doku ve buradaki kaslar neredeyse bütün ağırlık merkezini taşıyan en güçlü kaslardır. Dolayısıyla vücuttaki bütün ağırlık merkezini, bütün ağırlık merkezi oraya doğru endekslenmiş durumda ve en güçlü ve en sağlam kas ve ligamentlerden oluşuyor. Dolayısıyla buradaki destek dokusunun azalması, hamak gibi düşünün,
hamakta nasıl ki ortada bir ağırlık merkezine geldiği zaman aşağıya doğru inmeye başlar. Bir yerden bir yırtılma olduğu zaman prolapsus dediğimiz aşağıya doğru sarkma başlıyor. Aynı mantık burada da geçerli. Dolayısıyla yaşa bağlı olarak bunu izleyebiliyoruz. Örneğin 50'li yaşlardan sonra neredeyse %50'ye yakın bir olasılıkta gözleyebiliyoruz. 35'li yaşlardan sonra Türkiye popülasyonunda yaklaşık %40'lık bir olasılıkta ilerleyebiliyoruz. Yani daha çok orta dönem hastalığı diyebiliriz. Ama yani çok yüksek bir oran veriyorsunuz neredeyse. Hani her iki kadından birinin başına gelecek. Yaşla birlikte izleyebiliyoruz. Evet. Özellikle total prolapsus dediğimiz, yani rahmin tamamen aşağıya sarkmasından ziyade minimal prolapsus dediğimiz, sadece vajen bölgesinden biraz ileriye doğru gitmesi, bunu gözleyebiliyoruz sıklıkla. Bununla birlikte ek olan patolojiler de eşlik edebiliyor. Sadece rahim sarkması değil, rahim sarkmasıyla birlikte işte mesane de tabii haliyle aynı destek dokudan, aynı hamanın içerisinde bulunduğu için mesane dediğimiz idrar torbasının da sarkmasını gözleyebiliyoruz. Bu da tabii belirli bulgular yapabiliyor haliyle. Peki belirtileri nedir? Nasıl tanı koyuyorsunuz? Hastanın geliş nedeni elime bir kitle geliyor. Yani bir şey geliyor. Örneğin tuvalette ıkınırken veya idrarını yaptığı dönem içerisinde eline gelen bir kitle geliyor. En büyük yani şey bu. Yani kist falan mı zannediyoruz da? Bir çıkıntının olduğunu, bir kitlenin olduğunu ve rahatsız olduğunu. Total prolapsus da zaten o kadar ilerleyen dönemlerde bacaklarının arasında bir kitleyi resmen tarif ediyor ve görebiliyor. Ve kendi eliyle manipüle etmeye çalışıyor. Tabii bu geçici bir rahatlık sağlıyor. Örneğin 10-15 dakikalık bir rahatlık sağlıyor. Sonrasında tekrar prolapsus tekrar yeniden oluşmuş oluyor. Peki olmasını engellemek bizim elimizde mi? Ne bileyim hani bunun bir sporu, bir jimnastiği var mı? Ya da son dönemlerde çok moda olan bir şey var hocam. Hani normal doğum sonrası vajina estetiği oluyorlar kadınlar. Hani bu rahimi toparlama da bu işin bir parçası mı? Aslında şöyle, doğum sonrasında veya önlemek için örneğin doğumdan ilerleyen dönemlerde de bazı egzersizler var. Yani oradaki kasları güçlendirici olan egzersizler. Biz buna Kegel egzersizleri diyoruz. Bu egzersizler özellikle oradaki kas dokusunun güçlenmesini veya yırtılma var ise veya bu tablo oluşacaksa en azından süreci biraz daha uzatmak için mantıklı olan, invaziv olmayan, girişimsel olmayan yöntemlerden bir tanesi. Karın kaslarını güçlendirmek, pelvis kaslarını güçlendirmek. Bu mantıklı olan seçeneklerden bir tanesi. Nasıl yapılıyor? Oradaki kasları güçlendirebilmek için örneğin bacak arasında topun sıkıştırılması, tutulması, onun aşağı düşmesinin engellenmesi en basit yapılan egzersiz yöntemlerinden bir tanesi. Ama işe de yarayan bir İşe yarayan faktörlerden bir tanesi. Evet, yani nedir? En azından ekranları başındaki hanımlara iyice bir anlatalım. Herhangi bir top, orta boy bir boyda top. Bir top. Yere yatıyoruz, bacaklarımız 90 derece mi? 90 derece ve bacaklarımızın arasında o topu sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ve ayakta dururken o topun aşağıya düşmesini engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla pelvis kaslarını bu basit görünen hareketlerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık bir 10 dakikalık yapılan bir veya gün aşırı yapılan bir süreç bile oradaki kasların, ligamentlerin güçlenmesini sağlayacaktır. Peki, yenilenmesini sağlayacaktır. Peki rahim sarkmasını yaşamamızı engeller mi? Günde, her gün 10 dakika yaparsak süreci yoksa erteler mi? Erteler. Çünkü ilerleyen dönemlerde örneğin 35'li 40'lı yaşlardan sonra bayanlardaki menopoz tablosu söz konusu olduğu zaman östrojen hormonu azalmış olacak. Dolayısıyla oradaki dokuların, destek dokularının yenilenmesi, hücre yenilenmesi azalmış olacak. Buna bağlı olarak da ne kadar hareket yapılsa dahi ileride sarkma söz konusu olabilir. Ama bu süreç bu tip egzersizlerle oldukça ilerletilmiş olur veya yapılacak olan cerrahi işlemin tekniği değişebilir. Yani total prolapsus dediğimiz rahimin tamamen veya mesanenin tamamen aşağı sarkmasında uyguladığımız cerrahi teknik ile daha az olan prolapsuslardaki cerrahi teknik ve cerrahi tekniğe bağlı komplikasyonlar daha az olmakta, farklılık gösterebilmekte. Daha rahatlamış oluyoruz açıkçası. Evet hocam, anlatmanızı isteyeceğim cerrahi teknikleri ama öncelikle idrar kaçırma da buna bağlı gelen bir sorun değil mi? Evet. İkisi zaten çoğunlukla birlikte gözlenebiliyor. Yani hem idrar kaçırma şikayeti hem de rahimde sarkma, ele gelen bir kitle aynı tablo içerisinde söz konusu olabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. İdrar kaçırma şikayeti var ama hastada rahim sarkması olmayabilir. Veya rahim sarkması var. İdrarda da mesane dediğimiz tabloda da aşağıya doğru inme var. Fakat şey yok. İdrar kaçırma şikayeti söz konusu olmayabilir. Bunu klinik muayene ile çok rahatlıkla tanımlamasını yapabiliyoruz. Ama çok sıklıkla rahim sarkması olan
tabloda total prolapsus hariç, onda çünkü açı değiştiği için idrar kaçırma şikayeti gözlenmeyebiliyor. Ama minimal olan total prolapsuslarda, yani rahim sarkmasında ve mesane boynunun da aşağıya doğru inmesi durumunda idrar kaçırma şikayetinde görebiliyoruz. İdrar kaçırma şikayetinde de yine aynı mantık geçerli. Çünkü bir valf gibi düşünelim. Oradaki açı şu şekilde. Aşağıya doğru ağırlık merkezi değiştiğinden dolayı ve bunu destekleyecek olan destek dokusu olmadığından dolayı mesanenin boynu aşağıya doğru inmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki bir nevi musluk açılmış oluyor. En ufak bir öksürmede veya karın içi basıncını arttıran herhangi bir tabloda istemsiz olarak hastada idrar kaçırma şikayetinin olduğunu gözleyebiliyoruz. Biz buna stres inkontinans diyoruz tıbbi tarif olarak. Bu daha çok öksürmeyle, işte aksırmayla veya ani bir valiz tutacaktır, ağırlık kaldıracaktır. Bu durumda istemsiz olarak birden idrar kaçırdığını kendisi tarif ediyordur. Bir süre sonra tabii bu günlük yaşantısını ilerleyen dönemlerde başlangıçta çok minimal olacaktır. Yani birkaç damla idrar kaçıracaktır. Ama ilerleyen dönemlerde eğer tedavi edilmezse günlük yaşantısını tamamen değiştirecek boyutta bir tabloya yol açacaktır. Sosyal yaşantısını tamamen değiştirecektir. Değil mi? İlk herhalde karşılaştığı an hani çok da önemsemiyor. Önemsemeyecek. Belki, değil mi? Belki gülerken oluyor. Gülerken oluyor ve bunu normalmiş gibi düşünüyor. Hı-hı. Yani bu tablo normal. Gebelikte bu normal gözlenebilir. Hı-hı. O ayrıcı tanıdaki şeylerden bir tanesi. Çünkü gebelikte bir ağırlık merkezi değişiyor. Bebek var. Taşınan bir yaklaşık 4-5 kilogramlık bebekle birlikte sıvı, içinde bulunduğu su, plasanta vesaire hepsini total düşündüğümüzde vücudun tamamen ağırlık merkezi değişmiş olur. Artı annenin aldığı kilo. Dolayısıyla buna bağlı olarak da mesane idrar boyunun açısı değişebiliyor. Ona bağlı olarak da gebelik döneminde öksürmekle minimal idrar kaçırma söz konusu olabiliyor gebelik döneminde. Burada hastanın paniğe kapılmaması gerekiyor. Yani acaba ileride bir problem olacak mı vesaire diye. Hayır, bu normal gözlenen bir şey. Gebelikte olabilen bir şey. Doğumdan sonra bunun tekrar edecek diye bir şey söz konusu değil. Bu tamamen geçici olan bir tablo ve fizyolojik olan bir tablo. Gözlenebilir. Ama ilerleyen doğumdan sonra örneğin bir yıl sonra, iki yıl sonra hala bu tablo devam ediyorsa veya geliştiyse örneğin doğumdan sonra hemen kesilmesini bekliyoruz. Bu tablo geliştiyse o zaman biz bunu normal bir kategoriye sokmuyoruz. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var diyoruz. Bir de hocam şey de normal bir kategoride midir? Yani genç kızlığından beri hatta çocukluğundan beri böyle çok aşırı gülenler, hani bazı insanlar vardır hep güldüğünde kaşınır. Evet. Mesela o da herhalde artık normal mi sayılır? Eğer şeyse anatomik bir neden yok ise onu çok rahatlıkla şeyle ürodinami testleriyle veya klinik muayeneyle rahatlıkla tanımlamasını yapabiliyoruz. Eğer ürodinami testinde veya klinik muayenede bunu biz normal destek dokusunun normal olduğunu saptayabilirsek problem değil. Bir de şunu... O birazcık alışkanlık mı olmuştur acaba? Şöyle de olabilir. Mesela bazı hastalarda tabii inkontinansı yani idrar kaçırmayı da tanımlamasını ayırmak gerekiyor. Pardon. Örneğin stres inkontinansta ağırlık merkezi değiştiği için idrar kaçırma söz konusu. Diğerinde örneğin bir üriner enfeksiyonda ya da psikolojik faktörlere bağlı olarak da bazen idrar kaçırma şikayeti söz konusu olabilir. Hastanın tarifinden bunu algılayabiliyoruz. Örneğin üriner bir enfeksiyonu varsa çok sık idrara gidiyorum. İdrar yaparken yanmaz söz konusu oluyor. Sistit ve benzeri gibi. İdrarımı yapıyorum ama sonrasında tekrar idrar yapmamış gibi hissediyorum. Bu çok tipik ürolojik olan bir enfeksiyonun bulguları. Bunu tedavi ettiğinizde basit bir şekilde düzelmiş oluyor. Veya hastanın eğer gece 2-3 defa idrara git kalkmak için uyanıyorum yaşlı hastalar özellikle gibi bir anamnez varsa gündüz hiçbir problem yok. Ama gece 3 kez, 4 kez, 1 veya 2 kez tabii ki yaşlı hastalarda normal diye kabul edeceğiz. 2 örneğin normal diye kabul edebiliriz. Ama daha fazla çok idrara çıkıyorsa altta yatan acaba bir diyabet var mı? Şeker hastalığı var mı? Kullandığı tansiyon ilaçları. Bunlar da çünkü idrar atımına bağlı olarak tansiyon düşürmeyi bu şekilde regüle edebilir. Dolayısıyla bunları kontrol etmek gerekiyor. Daha çok medikal tedaviye ağırlık vermek gerekiyor. Ama eğer öksürmekle veya ağırlık kaldırmakla bir idrar kaçırma şikayeti var ise ve klinik muayenede bunu destekliyorsa bu bir idrar. Çok medikal tedavi buna şey vermeyebiliyor, yanıt evet, vermeyebiliyor. Orada cerrahi tedavi cerrahi geçmemiz tedavi, lazım. Evet. Onu da detaylı konuşacağız ama tabii. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Doğum sonrası idrarınızı tutmakta zorlanıyor musunuz? Gülmek ya da öksürmek kabusunuz haline mi geldi?
Bebeğinizin doğumundan miras kalan rahim sarkması ve idrar kaçırmayla nasıl mücadele edeceğinizi bilmiyor musunuz? Ruhsal ve bedensel olarak sizi zorlayan bu sorunla ilgili merak ettiğiniz her şey 9 ay 10 günde. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ömer Faruk Vanlıoğlu'yla idrar kaçırma ve rahim sarkmasını konuşuyoruz. Aslında çok ciddi problemler ama galiba bizim ülkemizde belki dünyada da kadınlar uzun süre bu problemle yaşamaya alışıyorlar. Sanki mecbur hissediyorlar kendilerini ya da bir çözümü olduğunu bilmiyorlar. Bir kere bu bahsettiğiniz cerrahi operasyon aynı mıdır? Yani rahim sarkması ve idrar kaçırma için aynı operasyonu mu yapıyorlar? Tabii sadece şekli biraz daha farklı teknik olarak. Dediğiniz şey çok doğru. Yani hastalarımız özellikle bunu bir hastalık olarak maalesef görmüyor. Evet. Tedavisi olan bir şey olarak görmüyor. Yani bu benim kaderim ve bununla ben yaşayacağım gibi düşünüyor. Ve belli bir yaşlılıkta idrar kaçırmanın bayanlarda artık olabilir olacağını düşünerek dolayısıyla tedaviye gelmekten de çekinmiş oluyor. Değil mi? Hani saç beyazlamak gibi aynen normal öyle. Bir şey diyor. Halbuki çok yakınlarına bir boyası var. Çok yakınlarında bunu söylememiş oluyor. Yani çoğu zaman biz hastanın işte tam kapıdan çıkarken benim asıl geliş şikayeti farklı örneğin. Geliş şikayeti idrar kaçırma ama bunu son anda söylediğini görebiliyoruz, tanık olabiliyoruz. İşte bir sorunum daha vardı, o da idrar kaçırma diye ama asıl geliş nedeni ama bunu sanki utanacak bir olaymış gibi görüyor. Aslında değil. Yeni zaten cerrahi tekniklerle bunun tedavisi son derece basit. Hatta lokal şartlarda 15-20 dakikalık, yarım saatlik bir operasyonlarla çok rahatlıkla yapılabilen operasyonlar bunlar. Eskisi gibi eskiden süreç biraz daha uzundu bu tip cerrahilerde. İşte ameliyat sonrasında sondanın dediğimiz idrar sondasının uzun süre kalması 2-3 gün gibi. Sonrasında ağrı duyması vesaire bunlar istemeyen yan etkilerdi. Cerrahi oranın başarı oranı biraz daha düşüktü tabii ki. Ama şimdi son yapılan vajinal yolda yapılan cerrahi teknikler bu tip operasyonlara çok güncel kırmıştır bütün evet, dünyada. Evet hocam detaylı anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi şuradan şekilden ya da şemadan gösterecek gibi görürsek, bunu şema gibi düşünürsek. Normal pelvis dediğimiz kemik yapısı burası. Rahim de burada bulunuyor. Bütün rahimi tutacak olan destek dokular da burada. Pelvis kasları burası. Bu dokuların gevşemesi sonucunda rahim aşağıya doğru sarkmış oluyor buradan. Aynı zamanda idrar torbası da sarkmış oluyor ve ona bağlı olarak idrar kaçırma şikayeti gözlenebiliyor. Biraz önce söylediğim gibi birbirlerinden bağımsız da olabilirler. Yani idrar torbası sarkabilir veya rahim sarkabilir veya tam tersi olabilir. Böyle bir tabloda yapılacak olan cerrahi yöntemi bir klasik yöntem yani abdominal yöntemle karından kesi yapılarak mesaneyi dediğimiz idrar torbasını veya rahimi yukarıya doğru asma. Ki daha çok rahimi asma operasyonu da şuraya yani şuradaki kemik dokuya asma operasyonu yapılıyor. Dolayısıyla bu tip operasyonlardaki komplikasyon yüzdesi ve ilerideki ağrı yüzdesi vesaire biraz da yüksek olduğu için acaba daha farklı ne yapılabilir diye bir arayış içerisine girilip. Sonra, bu en eski yöntem. Bu eski yöntemlerden evet. Ama şimdiki yeni yöntemlerle amaç burada zaten yere ağırlık merkezine bağlı olarak da aşağıya doğru sarkan rahimi bir yere asmak. Temel mantık bu. Dolayısıyla buradaki en sağlam ligamentler, buradaki ligamentler de olduk. Vertebra üzerindeki ligamentler de çok sağlam olduğu için oraya doğru asıyorsunuz. Ve rahmin sarkmasını engellemiş oluyorsunuz. Normal fizyolojik hale getirmiş oluyorsunuz. Fakat bu yöntemin dediğim gibi hem hastaya verdiği ağrı, komplikasyon oranının biraz daha yüksek olması ve acaba daha basit, çünkü sonuç olarak karının açılmak durumunda kalacak. Daha basit cerrahi yöntemler ve aynı sonucu alabilecek başka yöntem var mı diye düşünüldüğünde diğer cerrahi yöntemler geliştirilmiştir. Bu cerrahi yöntemi ise vajinal yoldan yapılan operasyonlar. Yani herhangi bir karında kesi vesaire yapılmadan buradaki dokular da yine obturator membran dediğimiz membranlar ve bu kaslar da pelvis kasları olduğumuz için çok sağlam olan kaslardır. Arkus dediğimiz bir yapı vardır şurada beyaz. Bu yapı vücudun en sağlam tendonlarından bir tanesi gibi düşünebiliriz. Bağ dokusundan birisi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla özel meşlerle bu meşler dediğimiz balık sırtı gibi yapılmış. Erimeyen aslında prolen dediğimiz bir yapıdan oluşan ve sağlamlığını ve gerginliğini kaybetmeyen özel yapılardır. Dokuya çok benzer. Yani bir nevi yapay doku gibi düşünelim. Dolayısıyla bu bölgelerden girilerek rahime dikiş atılarak rahim bölgesi yukarıya doğru gerilerek yukarıya doğru asılmış oluyor. Sadece vajinal yoldan yapılan bir operasyon. Ve başarı yüzdesi oldukça yüksek. Süre çok kısa. Kaç yıldır yapılıyor bu operasyon? Aşağı yukarı yani dünyada daha şey biz Türkiye'de yaklaşık olarak bir aşağı yukarı 5 yıla yakın bir süredir çok rutinde uygulanan operasyonlardan bir tanesi.
Ama estetik cerrahiye girmiyor değil mi? Girmiyor. Genel cerrahinin. Evet, yani aynı zamanda perinoplasti dediğimiz, yani oradaki destek dokularını düzeltmek için aynı işlemde, aynı seansta yapıyorsunuz zaten. Yani vajinal plasti dediğimiz işlemi de yapmış oluyorsunuz. Daraltma operasyonu da yapmış oluyorsunuz. Çünkü destek dokusuna yaptığınız işleme daha güçlü dokuyu desteği sağlayabilmek için. Ve bu yöntem kısacası rahmi ve mesane idrar torbasını yerinde tutan yapay bir doku yapıyorsunuz. Yani östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak oradaki bağ dokusunun, kas dokusunun yapay bir kas dokusu veya bağ dokusu yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla orada eski haline, yani bu yırtılma öncesi hale gelmiş oluyorsunuz. Bir nevi hamak diye düşünelim şurayı. Burayı onarmış oluyorsunuz. Faydası ne? Bir kere hastayı aynı gün konforlu bir yaşam. Evet, hastayı aynı gün taburcu edebiliyorsunuz. Yani sabah operasyonu yaptığınızda akşam hastayı evine gidebiliyor. Aynı gün şikayetlerinin geçtiğini görüyorsunuz. İdrar kaçırma şikayeti de yine aynı mantıkla yapılıyor. O da yine kısa süren bir operasyon. Ve lokal anestezi altında veya spiral anestezi altında yapabiliyorsunuz bunu rahatlıkla. Mesaneye ve idrar torbasını yukarıya sarkıp, yukarıya doğru sarkan kısımları yukarıya doğru astıktan sonra bunun tekrar aşağıya doğru inip, yani operasyonun başarısız olma ihtimali çok zor. Yaklaşık olarak istatistik olarak %92-98 olasılıkla ilk 5 yıl içerisinde başarı oranı var. Bu oldukça yüksek bir oran. Hastaya daha büyük bir konfor olmuş oluyor. Daha az girişimsel işlem yapıyorsunuz. Yani yaklaşık bir yarımşar santimetre kesilerle bu işlemi yapmış oluyorsunuz. Ve kesi az olduğu için, minimal invaziv cerrahi olduğu için dolayısıyla hasta daha çabuk iyileşmiş oluyor. Ve aynı zamanda da daha az ağrı duyduğu için daha az ağrı kesicilere ihtiyaç duymuş oluyor. Sadece zaten bir antibiyotik veriyorsunuz. Zaten yani vajina insanın en çabuk onarılan organı. Tabii değil mi kadının? Kanlanması çok fazla olduğu için en hızlı onarılan organlardan bir tanesi. Bir nevi oraya yapay, vücudun kabul edebileceği yapay meş, yapay destek dokusu koyuyorsunuz. Bu çok güncel bir yöntem ve dediğim gibi basit bir yöntem. Teknik olarak da çok basit bir yöntem. Ve hasta içerisinin içinde çok basit bir yöntem. Çok rahatlıkla aynı gün içerisinde yapılıp artık günlük cerrahi dediğimiz bir kategoriye giren bir işlem. Yani lokal şartlarla veya spiral anestezi şartlarla. Veya çok pahalı bir ameliyat mı? Değil, çok pahalı değil. Hastanın çok rahatlıkla bunu tolere edebilecek olan bir operasyon şekli ve yöntemi diyoruz her yönüyle düşündüğümüzde. Peki 5 yıl için mi, yani 5 yıldan sonra yavaş yavaş hani eski haline gelmeye mi başlıyor? Çok zor, yani 10 yıllık bir çalışmada %92 ki bu da oldukça yüksek bir oran. Diğer yöntemle kıyasladığımızda, çünkü bu cerrahi yöntem dünyadaki uygulanımı yaklaşık 10 yıl. Daha ilerisiyle ilgili çalışmaya gerek var. Ama temel yani bu mantığı, ameliyatı tekrarlama ihtiyacı duyulduğu zamanlarda oluyor mu? Çok nadiren. Çok nadiren. Şimdi şey önemli. Destek dokusunu nereden astığınız önemli. Eğer en sağlam olan destek dokusunu olarak düşündüğünüzde, cerrahi olarak da, yani teorik olarak da mantık eline baktığınızda tekrarlama nüksürünün oldukça az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir nevi oradaki dokuyu bir yere asıyorsunuz. Asıldığınız yerde vücutta asla erimeyen veya en sağlam olan yerlerden biri olduğu için dolayısıyla rahmin tekrar ağırlık merkezinde veya öksürmekle tekrar aşağı girme ihtimali kabul edilebilir boyutta değil. Keza yine idrar torbasında da yine aynı yöntemle buradan girilerek, obturatör kanal dediğimiz yöntemden girilerek idrar boynunu yukarıya doğru asmış oluyorsunuz. O da yaklaşık bir 1 cm'lik meş dediğimiz yapay dokuyla. Açı değişmediği için, öksürmekle ağırlık merkezi değişse dahi idrar boynunun açısı değişmediği için asla idrar kaçırma şikayeti olmuyor. Ve bu idrar kaçırma şikayeti aynı gün bunun sonucunu görebiliyoruz. Yani en büyük lüksü bu zaten konforu. Hastanın işte uzun süre eski cerrahi yöntemlere göre işte sondan uzun süre kalması gibi vesaire böyle şeyler söz konusu olmuyor. Çok rahatlıkla aynı gün sondayı çıkarıyoruz. Hastanın öksürdüğünü, idrar kaçırmadığını görüyoruz ve taburcu ediyoruz. Bu çok büyük bir lüks oluyor açıkçası. Hem bizim için hem hasta için. Bir yaş sınırı var mı? Her yaşta yapılabilir. Her yaşta yapılabilir. Bakın en son 80 yaşında bir hastamıza yapmıştık. İdrar kaçırma şikayeti ve rayın sarkmasıyla gelen. Başka multiple problemleri de olan. Ama çok rahatlıkla tolere edip, çünkü süre kısa, minimal invaziv işlem yapıyorsunuz. Yani kanama riskiniz daha az. Daha az doku diseksiyonu yaptığınız için kanama olasılığınız da daha az olmuş oluyor. Daha az dokuyu disek ettiğiniz için, yani ayırdığınız için
Dolayısıyla iyileşme periyodu da daha hızlı olmuş oluyor ve vücudumun kabullenmesi de son derece hızlı olmuş oluyor. Harika. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İyi ki geldiniz, iyi ki bu konuda bizi aydınlattınız. Kısa bir aradan sonra Bebeğim Büyüyor'la devam edeceğiz.